Peki hasta tutuklular mesela sizin çok yakından ilgilendiğiniz bir mesele. Son günlerde özellikle Kandıra Birinoğlu F-tipi cezaevinde yatan Mete Tiş ile ilgili tweetler atıyorsunuz. Yumurtalık kanserine yakalanmış, kemoterapi görüyor. Önce Mete Tiş şu anda ne durumda? Onun gibi ne kadar mahkum var? Mete Diş üniversiteye hazırlanırken yakalanmış ve basın açıklaması yürüyüş gibi barışçıl eylemlere katıldığı için 2 yılı aşkın zamandır içeride olan bir genç arkadaş 26 yaşında. Mahkemesi sürüyor. Rahat tahliye edilebilir, tedavi görebilir. Tayland Anay'ın birkaç gün evvel bize gönderdiği bir mektuba göre sabah ve akşam ateşi yükseliyormuş ve anında cezaevinde müdahale edilemiyor. Her an kaybedebiliriz. Kemoterapi tedavisinin bugün 91. günü. Bu durumda olan da benim bildiğim 411 tane mahkum var. %15'i 411 hasta tutuklu var. Evet. Yani ciddi hasta yani. Tabii. %15'i kalp ve kanser gibi ağır hastalıklardan, %5'i de sorguda kötü muamele gördükleri için hastalığa yakalananlar. Yani bununla ilgili bir ara Adalet Bakanı büyük bir cezaevi hapishane kuracağız. Hepsini orada tedavi edeceğiz dedi. Bu yönde de şu ana kadar atılmış bir adım yok. İnsanlar ölüyor ve ölülere tahliye ediliyor. İşte birkaç gün evvel Sincan'dan bir tutuklu cenazesi kaldırıldı. Bir rakam var mı mesela son Tabii, tabii, yıllarda ne tabii. kadar cezaevinde 2000 ölenler oldu? yılından 2000 yılından 2011'e kadar yapılan bir araştırmaya göre 2024 kişi cezaevlerinde ölmüş. Bir dakika. 2000'li 2000 yılından 2011'e kadar 11 yıl içinde 11 yılda 2024 2024 kişi kişi cezaevinde cezaevinde tutuklu veya hükümlüyken hastalıklardan ötürü ölmüşler. Bunların bini yine bu ölümleri inceleyen bilim kurulunun görüşüne göre tedavi edilebilir hastalıklardan ölmüşler. Yetersiz tıbbi müdahale neticesinde ölmüşler. Aynı sürede de 431 kişi Hilmi Bey intihar etmiş. 2000 yılından 431 2011. intihar. İnanılmaz bir nasıl sayı. Nasıl intihar ediyorlar peki? Yani nasıl oluyor? Yani tıbbi tedavi alamıyor, hasta oluyor. Mesela bunalıma giriyor, bir hücrede kalıyor, kendini asıyor. Çoğunlukla asma yöntemiyle hayatlarına son veriyorlar. Cezaevleri çok korkunç. Şu an bu 411 tutuklu hükümlünün 3'ü çok ağır durumda ve bazı gruplar kampanyalar yürütüyorlar onlar adına. Mete Diş bunlardan simge bir isim. Yine Uğur Tektal ve Mesut Tanrıkulunu bana arkadaşlar ilettiler. Hatta bu hafta sonu sanırım onlarla ilgili bir eylem yapılacak. Hasta tutukluların kimi yakınlar da her haftanın belli bir günü Ankara'da meclis önünde oturma eylemi yapıyor. Çok can alan bir mesele. Evet, hakikaten çok önemli mesele. Türkiye'nin gündemine daha net bir şekilde girmesi gerekiyor. Sevcan Doğan demiş ki Koçgiri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni verdiğiniz Dersim önergesinde Koçgiri'yi de dahil edecek misiniz? Ne güzel bir soru. Koçgiri de tarihsel Dersim içinde yer alıyor. Çalışılmış bir yerden soru mu bu? Tabii tabii. Çok çok bilen biri belli. Koçgiri bugünkü İmranlı bölgesi. Sivas'ın bir bölgesini oluşturuyor. Daha geniş bir alan. İmranlı daraltıldı. Tıpkı Dersim'in Tunceli gibi daraltılmasına benziyor. Koçgiri'nin de işte adı iade edilmeli. Dersim ismi nasıl verilecekse. Diyarbakırlar istiyorsa oranın adı Ahmet olmalı. Bundan korkmamak lazım. Evet. Yusuf Acar, Sayın Aygün, CHP'size göre değil, sizin rahat edeceğiniz, özgür siyaset yapacağınız yer BDP çatısıdır. Yok, mümkün değil. Bunu BDP'liler söylüyor bana. BDP'li arkadaşlar diyor, bizim parti sana uymaz. Bana gelip söylüyorlar. Evet. Kropotkin de şöyle yazmış. Hüseyin Aygün Kürtler açısından Mehmet Metin Erdoğan farksız olması hakkında ne düşünür? Mehmet Metin Erdoğan sizi Kropotkin aynı yere koyuyor. Çok ön yargılı sorular bunlar. Ben sosyalistim. Mehmet Dindar evveliyatından beri dinciydi. Mehmet Metin Er. Tabii hep öyleydi. Kaldı ki Mehmet Metin Er onların içinde yer aldı. Bunu soran Kürt arkadaşın partisi olan BDP'nin genel başkan yardımcısıydı. Hadi o kendini sorgulamalı. Bizim partinin genel başkan yardımcısı bugün nasıl başbakanın en büyük sözcüsü oluyor? Bence kendisini eleştirmeli. Ben 20 yıl evvel ne söylüyorsam bugün onu söylüyorum. CHP bunu söylememe izin veriyor. Bakın bu çok önemli. Ama AKP'de herkes istediğini söyleyemez. BDP'de de söyleyemiyor. BDP'de Öcalan'ın tezleri dışında konuşabilecek bir milletvekili var mıdır? Ama Altan Tan da yani şeriatçı olduğunu izlemiyor. Yani ciddi ama, Müslüman kimliğiyle orada ama, ve duruyor. Ama o bu döneme uygun bir adam zaten. Yani AKP bazı şeyleri Altan Tan'a, bazı şeyleri başka birine söyletiyor. Siyaset böyle yürüyor. Şeriat istiyorum diyor mesela. BDP şeriat istemiyor. Altan Tan istediğini söylüyor. Hükümet istiyor çünkü. Hükümet ona söyletiyor. Hükümet dedi arasında ciddi bir mesafe var canım, yapmayın yani. Yok, hayır, hiçbir mesafe yok. Öcalan'ın İmralı'ya Altan Tan'ı çağırması, Altan Tan'ın sürekli gidip gelmesinin anlamı nedir?
İslami kökenler nedeniyle çağrılıyor. Tutuklu avukatlar meselesi. Eren Türkiye'nin sorusuyla bu soruyu yönelteyim size. CHP Taylan Tanay'ı destekliyor mu? Tutuklu avukatların durumu nedir? Az önce Taylan Tanay'ın yazdığı mektuptan bahsettiniz. Evet, 35 avukat var eğer yanlış hatırlamıyorsam. Çağdaş tutuklu. Hukukçular Derneği'nden. Ve KCK avukatları. Büyük bir bölümünü KCK avukatları oluşturuyor. Bunlar daha doğrusu Öcalan'ın avukatları. Bir operasyonla tümü tutuklandılar. Savunma görevi yaptıkları için tümü içeride. Yani KCK ile veya DHKPC ile ilgili olduklarına dair herhangi bir kanıt dosyalarına sunulamadı. Biz her iki dalayı da izliyoruz. Taylanlar gözaltına alındığında Çağlağan Adliyesi'nde kaldık. Gelişmeleri izledik. Tutuklu avukatların tümünün hiç vakit geçirilmeksizin serbest bırakılması lazım. Çünkü bu tutuklamalar siyasi. Hukuki bir dava değil. Etraflarında örülen ağ daha çok bir terör görüntüsü kazandırıp muhalifleri tasfiye etmeye dönük. Böyle düşünüyorsunuz. Tabii ki. Tabii. Yani Taylan Tanay'ın, Selçuk Kozağaçlı'nın, Öcalan'ın avukatı Hatice Hanım'ın KCK ile PKK ile ilgili olduklarına dair bir kanıt yok. Suriye ile bir bağ kurmaya çalıştılar o dönemde. Yok, yok. Sorguda ÇHD'lilere Suriye ile ilgili hiçbir soru sorulmadı. Medyadan söylüyorum ya. O gün Selçuk Bey operasyon başladığında Suriye'de olduğundan Suriye ile ilgili bir bağ kurdular. Bunlar yabancı bir devlet lehine casusluk yapıyor diye. Gerçekten de Selçuk Bey Halep'e gitmişti. Halep'te Özgür Suriye Ordusu'na bağlı kimi güçler büyük bir ekonomik yağma gerçekleştirmişlerdi. 1 milyar dolar civarındaki fabrikalar, çeşitli fabrikaların makinalarını Türkiye üzerinden götürüp satmışlardı. Selçuk Bey de bu yağmayla ilgili dava açmaya hazırlanıyordu. Muhtemelen tutuklanmalarının bir sebebi de Suriye'ye dönük bu duyarlı davranışları arkadaşlara. Ferhat Kaya, Kürt asıllı bir polis olarak Sinan Aygün diye size hitap etmiş. Sizden utanıyorum. Siz de bulunduğunuz partide bulunmaktan utanmıyor musunuz? Merak ediyorum demiş. Bilmiyorum size mi yöneltti yoksa Sinan Aygün'e mi yöneltti? No Pasaran, Hüseyin Aygün sosyalist olduğunu söylüyor. Sosyalist bir ülke, sosyalist bir toplum için ne yapmış acaba demiş. Ne yapıyorsunuz? Ya tabii şu an sosyalist bir ülke için değil de demokratik bir ülke için savaşıyoruz. Çünkü Türkiye'de demokrasinin önce bir elde edilmesi gerekiyor. Dünyada da biliyorsunuz sosyalizm yenildi. Yani şu an sosyalizm güncel bir tartışma değil. Ben 10 yıldır Marksist kitaplarımı elime almıyorum yani. Çünkü o kadar yoğun saldırılar var ki demokratik taleplere, kazanılmış kimi haklara. Onları savunmak ve genişletmek mücadelesi yürütüyoruz. Ama Türkiye'de sosyalist bir mayalanma yeniden oluşursa onunla birlikte yürümekten, kaderimi onunla birleştirmekten de kaçınmam. 15 Mayıs'ta Türk Hava Yolları grevi olması bekleniyor. Hükümetin bunu erteleme yetkisi de var. Bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Yani Çaykur grevi olacaktı, işte evet. Tam başladı, sonra o anda bir şeyler oldu. İşte bitti. Kürt sorunu çözülürse, bu barış başarıya ulaşırsa biz Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmaya başlarız. Bu yüzden de destekliyorum. Bu milli mesele denen şeyler çoğunlukla hayali meselelerdir. Biz eğitimdeki fırsat eşitsizliğini, yoksulluğu, gençlerin geleceğinin karartılmasını, grevleri, THY'deki kadın hosteslere dönük baskıyı, ruj sürmelerinin yasaklanmasını, eğitimin dincileştirilmesini, bütün liselerin imam hatip yapılmasını. Eğitimin dincileştirilmesi derken neyi kastediyorsunuz? Yani mesela çok sayıda din dersinin kabul edilmesi, bütün liselere model olarak imam hatip modelinin dayatılması, din eğitiminin devlet eliyle verilmesi. Bunu ben kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Devlet dinden elini çekmeli ama bu alanları tartışamıyoruz. Çünkü her gün kan dökülüyor, savaş var. Bu savaş biterse biz Türkiye'nin hayali olmayan meselelerini de konuşacağız. Anayasa meselesi nasıl bakıyorsunuz? Anayasada hakikaten Türkiye bu mecliste beraber yeni bir anayasa yazabilecek mi? Şu ana kadar AKP hiçbir konuda muhalefetle uzlaşmış değil. Hiçbir konuda muhalefetin görüşünü almadı. 4+4 gibi büyük bir meselede bile birkaç günlük tartışmaların ardından yasayı hızla geçiriverdi. Anayasa konusunda neden demokrat davransın? Niye demokrat davranmasını bekliyoruz? Ama anayasada Kürtlerin kimi hakları ile ilgili PKK'nın önce sınır dışına çıkarılması, sonra silahsızlandırılması sürecinde belki kimi hakları kabul edebilir Kürtlerle ilgili. Fakat ne Alevilerle ilgili, ne kadınlarla ilgili, ne eğitim hakkıyla ilgili. Mesela eğitim parasız olmalı. Türkiye'de ilkokuldan yüksek eğitime kadar paralı. Ve gittikçe ağırlaşıyor şartlar. Bugün Sayın Milliyetin Bakanı şöyle bir şey demiş. Dershanelere o kadar para veriyorsunuz.
Normal okullar 15 lira istediğinde niye o parayı vermekten imtina ediyorsunuz? Dershaneleri bu hale getirenler de onlar ama. İşte kaldıracaklarını söylediler, adam atamadılar. Yani mesela eğitimin paralı olması, sağlığın paralı olması, hastanelerde insanların ölmesi. Bunlar konuşulmuyor işte. Bu anlamda da barış sürecini sonuna kadar destekliyorum. Muhakkak bu mesele çözülsün ki insan olmaktan, işçi olmaktan, emekçi olmaktan, yoksul olmaktan kaynaklanan milyonların sorunlarını da konuşmaya başlayabilirim. Evet, Yakupoflar demiş ki saptırmayın lütfen, ruj yasak değil, kırmızı ruj yasak demiş. Zeynep Aktaş, pazar günü yapılacak olan 1 milyonla Taksim'e yürüyüşe destek verecekler mi? Tabii ki destek veriyorum. Çünkü Taksim'de hem Dilan'ın babasının ve Hey Tekstil işçilerinin protestosu gazla bastırıldı. Hem 1 Mayıs gösterileri kana bulandı. Ve hükümet Taksim'in ardından Çağlayan Adliyesi'nin önünü de gösterilere kapattığını açıkladı. Mutlaka İstanbul'da bulunan bütün insanların bu eyleme destek vermesi lazım. Ama ben o gün 12 Mayıs'ta Ankara'daki Büyük Alevi kurultayında olacağım için bulunamıyorum ne yazık ki. Ama yüreğim burada. Taksim'i destekliyorum. Şöyle bir soru var. Derin Kürt sormuş. Diyor ki ABD sizi niye ABD'ye çağırdı? Ne oldu da ABD'den döndükten sonra CHP milletvekili oldunuz? Demiş. Buna şu eki de getireceğim. Sertaç Çelik, Hüseyin Aygün CHP'ye zorla mı getirildi? Görüşlerine bu kadar ters bir partide ne işi var? Siz bir operasyonla mı getirdiniz CHP'ye? Yok, hayır. CHP görüşlerime çok ters değil. Yani CHP'nin laik, demokrat, çoğulcu, hümanist politikalarını, geçmişini sahipleniyorum. Ama geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan karanlık noktaları eleştiriyorum. Onların barış içinde çözümü yarınlar adına gerekiyor. Geçmişi bu bakımdan tartışıyorum. Zaman zaman gündeme getiriyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kimi görüşlerimin farklı olmasına rağmen, daha solda yer alan bir isim olmama rağmen bana tahammül ediyor ve ben burada dersin milletvekili olarak görev alabiliyorum. Bu ABD meselesini ben önemsedim. ABD'ye gidip sanki orada birileriyle görüşüp CHP'den siyasete yapmak gibi bir iddia var burada da. Ben 2011 Nisan'ında CHP üyesi oldum Hilmi Bey. Evet. CHP Genel Merkezi tarafından davet edildim. ABD ziyaretim 2007 yılında oldu. ABD'ye gittim. Dünyanın her yerine gidebilirim. Yani Küba'ya da giderim. Sovyetler Birliği'ne de gidebilirim. Sovyetler Birliği'ne artık gidemezsiniz çünkü artık yok. Yani diyelim Venezuela'ya gidebilirim işte. Sosyalizme en yakın ülke. Bütün herkesle görüşüyorum. Ben barışçı bir siyasetçiyim. Elimde silah bulunan biri değilim. İşte Türkiye'nin yeni çehresini belirleyen adam 10 yıldır ABD'den Türkiye'ye biçim veriyor. Fethullah Gülen. Pensilvanya'da oturuyor. Türkiye'deki bütün politikaları belirliyor. Türkiye'deki bu süreci biz gerçekten Türkiye'nin iç dinamiklerinin ürünü mü göreceğiz yani? Bizzat ABD yönetiyor bu süreci. Bu arkadaşlara onları da eleştirmelerini istiyorum. Onları önce görmelerini istiyorum. Çünkü ben bir muhalefet milletvekiliyim. İktidarda değilim. Uygulanan kötü politikalardan da sorumlu tutulamam. Evet, Fidel Munzur da ters bir yerden sormuş. Geçmişte emekli kimliğinizle biliniyordunuz. Ne oldu da CHP'li oldunuz? Yani bu CHP'li olmanız sizin hakikaten toplumun çok çeşitli kesimlerinde anlaşılmakta zorlanıyor. Şöyle, çok geniş bir çevre değil Hilmi Bey. Çok dar bir çevre bu eleştirileri yapıyor. Ama hem BDP'liler AKP kızıyor, var, hem AKP'liler BDP kızıyor. Var, sosyalist sol var. Kimi sol gruplar var. Bunlardan gelen eleştiriler. Ve benim, Hilmi Bey, benim performansımla ilgili bir eleştiri yapmıyorlar aslında. CHP üzerinden beni eleştiriyorlar. Ama ben CHP'nin daha solunda bir milletvekili olarak kabul edilmem gerektiğini her yerde söylüyorum. CHP kabul ediyor. O arkadaşlar niye kabul etmiyor anlamıyorum. Evet. Galiba CHP'nin eski çizgisini sürdüren tek tipçi bir parti olmasından yanalar. Bu değişimi istemiyor bu soru soranların bir bölümü. Hepsi değil. Herkes kötü niyetli değil. Ancak bir bölüm... derdesi hak vermiş. Kendi içine çok tutarlı yüklenmesinler bu kadar diyor. Umut Yedigöl'ün sorusu şu. Akil adamlar konusunda ne düşünüyor? Akil insanlar konusunda görüşünüz ne? Ya şöyle, Celalettin Can akil adamlara seçildi. Eski devrimci. Evet. İşkenceler gördü, hapishanelerde kaldı. Daha sonra 78'ler hareketi gibi çok saygın bir oluşumu başlattı. 12 Eylül hesaplaşılması için çağrılar yaptı. Çok saygı duyduğum bir isim. Akil adam oldu. Ama akil adamlar Celalettin Can'ın eski devrimci sol görüşleri doğrusunda çalışmıyor. Gittikleri her yerde dualarla, ayetlerle karşılanıyorlar. Bir medreseye gittiler. Akil kadını medreseye içerideki şeyh efendi almadı. Erkek akilleri içeri aldı. Elini öptürdü. Kadın, Kezban Atemi, profesör bu kadın, kapıda bekledi. Gidiyorlar şeyhin elini öpüyorlar. Şeyh bunlara diyor şeriat isteriz. Bu da akil adam faaliyeti oluyor. Dolayısıyla hiç olumlu bakmıyorum.
bu 60 küsur kişi içerisinde yalnız 4-5 ismin ben gerçekten önceden de savundukları fikirleri savunabildiğini ve yararlı olabildiğini görüyorum. Çok büyük bir bölümü zaten hükümete yakın isimlerden oluşuyor. Akit gibi provokasyon gazetesinin, herkes her gün kara çalan, tetikçi bir gazetenin sanırım 3 tane yazarı akil adam olmuş. 5 taneydi. Ama onlar şimdi ayrıldılar gazeteden. Olsun canım. Yani düşün yani Akit geleneği akil adam oluyor. Her gün herkese küfreden insanlara... Akit pardon Akit affedersin. 3 kişi var galiba orada. 5 kişi doğru. Zamandan 4 kişi taraftan var. Evet. Bu adamlar akil oluyor. Yani ben bunların akil olduğunu düşünmüyorum. Daha önemlisi akil adamların yürüttüğü faaliyeti çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü gidip hükümete anlatıyorlar. Barış'a destek veriyor musunuz? Akan kan dursun mu? Şehit cenazesi gelmiyor. Bunu söylüyorlar. Bir projeleri yok. Hükümeti de eleştiremiyorlar. Hükümete şunu şunu yap demiyorlar. Ama bir rapor yazacaklarmış. Bunlar olursa daha iyi olur. Hiç daha işler. Bizim önerdiğimiz akil adamlar partilere ve hükümete karşı da bağımsız akil adamlardı. Ve her partinin eşit sayıda önereceği isimlerden oluşacaktı. Ama başbakan şimdi kendi istediği adamları akil adam diye gönderdi ve süreç yürüyor. HDK üyesi Hatice Altınışık, burada programda da kendisini konuk ettik. Şöyle diyor, Kızılbaş ve Dersimli olarak Dersim katliamını gerçekleştiren partinin aynı zihniyetini sürdüğü partide olmaktan hicap duyuyorum. Yok hayır, Dersim katliamını gerçekleştiren parti değil ki. Dersim katliamını Hatice Hanım'ın kökenlerinde de bulunan bütün siyasi figürler ortak gerçekleştirmiştir. Ben ne kadar hicap duyacaksam Hatice Hanım da o kadar hicap duyacak. Bütün kuşakların Dersim katliamından ataları itibariyle sorumluluğu var ve herkes Dersimlerden af dilemek zorunda. Ama CHP'ye topu atıp ucuz siyaset yapıyorlar işte olay bu. Dersim'in sesi İzzettin Doğan için ne düşünüyorsun Sayın Aygün demiş. Yani İzzettin Hoca keşke akil adamlar içerisinde yer almasaydı, bunu söyleyeyim. Çünkü oradaki varlığı Alevilerin taleplerini gündeme getirmeye, Alevilerin sesini duyurmaya ne yazık ki yetmiyor. Yer almasını doğru bulmadığımı ifade edebilirim. Ama İzzettin Doğan ve Cem Vakfı Alevi dünyasının önemli bir parçası. Öteden beri çok emek harcadı. Kimi yönlerini eleştirsem de ben Aleviler adına çalıştığını, Alevilerle ilgili emek harcadığını biliyorum. Fakat akil adamlara girmeseydi çok iyi olurdu. Peki şöyle sorayım. CHP bu süreçte biraz pasif durmuyor mu? Yani mesela İbrahim Aslan demiş ki CHP'de konu mankeni olarak durmak ağrına gitmiyor mu? Böyle bir hissiyatınız var mı? Yani... Yok. Hayır yok. Çünkü başından beri CHP Akil İnsanlar Komitesi kurulmasını savundu. Bunun dışında bir alt komisyon kurulmasını savundu. Bu komisyonu gidip İmralı'da da görüşmeler yapmasını, Kandil'e de gidebileceğini söyledi. Parlamentoya bağlı iki ayrı komisyon eliyle bütün bu sürecin yönetilmesini ve çözümün tartışılmasını istedi. Şu an yaşamakta olduğumuz şey şu. Dış güçler Türkiye'yi Orta Doğu'da bir çözüme zorluyorlar. Ekonomik çıkarlar da var planın arka kısmında. Başbakan bu çözümü kabul etti ve Öcalan'a bazı taahhütlerde bulundu. Muhtemelen özgür bırakılması ve ileride siyaset yapması da seçenekler arasında. Bu süreç başbakan... Bu kabul edilemez bir şey mi? Kabul edilebilir. Neden kabul edilemez? Yani kan duracaksa, bu 30 yıldır süren savaş sona erecekse, devlet hiçbir hükümlüden, içerideki hiçbir insandan intikam alma duygularıyla hareket edemez ki. Devlet mantıklı olur, realist olur. Bu kabul edilebilir bir şey. Ama tek başına Erdoğan'ın yürütmesi kabul edilemez. Ona güvenmiyoruz çünkü. O hiçbir partinin görüşünü değerli bulmuyor. Hala şu anda bile BDP'yi, CHP'yi suçlayan, CHP'yi PKK zihniyetini izlemekle itham eden konuşmalar yapıyor şu çözüm sürecinde. Oysa kendisi resmen Öcalan'la yürütüyor süreci. İki kişi Türkiye'yi şu an birlikte yönetiyorlar. Biri kendisi, öbürü Abdullah Öcalan. Bir dakika, bu önemli. Türkiye iki yönetiyor diyorsunuz. Tabii. Biri Abdullah Öcalan, biri tabii Recep Tayyip Erdoğan tabii diyorsunuz. Ya bu çok yani CHP ağır yok. Bir ifade değil mi bu? Hayır değil. CHP yok bu işin içinde, MHP yok, BDP yok. BDP de yok işin içinde. Öcalan mektup yazıyor, Kandil'e gidiyor. Kandil mektupla cevap veriyor. Süreç böyle değil mi? Öcalan ne öneriyor? AKP ne öneriyor? AKP Kürtlere ve diğer etnik ve dini azınlıklara ne verecek? Yeni anayasada Kürtlerin, Alevilerin, Süryanilerin, ateistlerin, kadınların hakları nasıl yazılacak? Bu konuda hiçbir işaret görebiliyor musunuz? Aksine CHP'nin verdiği 16 maddelik talepler listesi var. Hiçbiri karşılanmıyor. Terörle mücadele yasasının değiştirilmesi, seçim barajının düşürülmesi, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi. Pek çok talep var. Bunlarla ilgili hükümet hiçbir adım atıyor. Adnan Candemir demiş ki Ulusalcılar ve İşçi Partisi hakkında ne düşünüyor? Ya şöyle, ulusalcılar yekpare bir bütün değil İlmi Bey. 4-5 kanattan oluşuyor.
Türkiye'nin maddi kaynaklarının Türkiye lehine kullanılmasını, Türkiye'nin bir sömürü ülkesi olmaktan çıkarılmasını savunan benim doğru bulduğum ulusalcılar da var. Ama bu çok ajitatif davranan, dışlayıcı, etnik ve kan milliyetçiliği yapan ulusalcılar da var. Bunları da ayırmamız lazım. Tabii ikincilerine sıçak bakmıyorum, söylememe gerek yok. Bu kesimlerin AKP politikaları nedeniyle Türkiye'de daha fazla mağdur olduğunu düşünüyorum. Mesela siz İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in görüşlerini beğenmeseniz bile 5 yıl bir hücreye koyamazsınız. O siyasi bir hareketin lideridir. O terör hareketine, bir şiddet hareketine destek vermemişse, katılmamışsa bir düşünceye bunu yapamazsınız. Bu bir devlet terörüdür. Oğlunu da 3 yıl içeride tutamazsınız. Son 10 yılını Rusya'da Ermeni araştırmalarına vakfetmiş genç bir insanı, genç bir akademisyeni getirip oradan Ergenekon terör örgütü yapıp içeri atarsanız bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Sinan Yerlikaya neden AKP'ye geçti diye bir soru var. Ne dersin tabii ki? Yani, ne düşünürsün? Yani o kendisi gerekçelerini anlattı. Pek çok kanala aynı gece buraya çıktı. Hatta size de geldi. Şöyle diyor, Tunceli'ye yatırım getireceğim ve başbakan Dersim özrünü dileyerek samimi olduğunu gösterdi diyor. Daha önceden AKP'li belediyeler Tunceli'den bazı ilçelerde seçildiler. Hiçbir yatırım gelmedi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dersim özrünün de sahte bir özür olduğu başbakanın arkasını getirmemesinden anlaşıldı. Sağlam gerekçeler değil. Süremizi açtık ama son bir tane daha sorun var. Hafta sonu Diyarbakır'a gideceksiniz. Cuma günü. Cuma günü. Hı hı. Bir sıkıntı olur mu bu sözlerinizden sonra Diyarbakır'da? Yok, hayır. Niye olsun? Ben Kürt halkının kayıtsız şartsız özgürlüğünü savunuyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Hüseyin Bey. Uzun zaman sonra, 7 ay sonra bir ekrana çıktınız. Şimdi sözsüz diye çıktınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Buradan Twitter kullanıcılarına da programa soru yollayan herkese teşekkür ederek programa son vermek istiyorum. Cuma günü aynı saatte 21.30'da tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar efendim.